Mehmet Acet, Erdoğan neden gidiş hayra alamet değil dedi. Çarşamba günü New York Manhattan'da birkaç meslektaşla birlikte gökdelenlerin arasında yürürken, Rockefeller Center'ın önünden geçtikten hemen sonra seyyar bir taşıtın üstündeki LED ekran ve üzerindeki yazı dikkatimizi çekti. Bir reklam panosuydu bu ve üzerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni çıkan Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabının İngilizcesinin tanıtımı vardı. O araç oraya özel olarak mı getirilip konulmuştu bilmiyorum ama öyle değil idiyse bile enteresan bir karşılaşmaya şahitlik ettiğimiz kesindi. Uluslararası kurulu düzenin özellikle finans ayağında kodamanları arasında yer alan, Manhattan'ın yarısına sahip olduğu söylenen, biraz da abartılı olarak tabii, kişilere değil ülkelere borç veren Rockefeller ailesine ait bir gökdelenin hemen dibinde daha adil bir dünya mümkün mesajını veren bir kitabın tanıtım görseli. Reklam panosunun fotoğrafını çekerken 25 yaşlarında bir genç yanımıza geldi, bu kitabı nerede bulabileceğini sordu. Niçin ilgilendiğini sordum, okumak istiyorum dedi. En kestirmeden Türk evinde bulabileceğini söyledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yukarıda sözünü ettiğimiz kitabının hemen başında, Birleşmiş Milletler'in özellikle de sahip olduğu yetkilerle bu kurumu parmağının ucunda oynatan 5 daimi üyeli Güvenlik Konseyi'nin ciddi bir reforma ihtiyacı olduğu görüşünü dile getiriyor. Dünya 5'ten büyüktür sloganının oturduğu zemin de burası oluyor zaten. Ertesi gün kendisine New York gezisinde eşlik eden gazeteciler olarak bir araya geldiğimizde Erdoğan'a kitabında dile getirdiği bu görüşünü hatırlattıktan sonra bu konularda umutlu musunuz sorusunu yönelttim. Güldü. Umutsuz bu işler olmaz dedikten sonra şöyle devam etti. Yola çıkarken bir umutla yola çıkıyorsunuz ve tüm dünyaya, tüm insanlığa bir sinyal veriyorsunuz. Nedir bu sinyal? Türkiye şöyle bakıyor. Artık dünya 1. Dünya Savaşı'nın şartlarında değil, 2. Dünya Savaşı'nın şartlarında değil. Öyleyse biz insanlığa bir sinyal verelim. 194 ülke hep birlikte bir dayanışma içerisinde olabilirsek, bu işin şartlarını zorlayabilirsek, bu şartların zorlanmasında tüm medya dünyası, STK'lar hep birlikte bu şartları zorlayabilirsek, o zaman yeniden bu daimi üyeler kendilerini çek etmek zorundadır. Amerika'ya ve Biden yönetimine göndermeler. Erdoğan soru-cevap faslı bittikten sonra kitabını hepimiz için tek tek imzaladı. Basın buluşmasının ardından ayaküstü sohbet ettiğimiz İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngilizce ve Arapça dışında çeşitli dillere çevrilmekte olan kitaptan elde edilecek gelirin AFAD'a bağışlanacağı bilgisini verdi. Erdoğan'ın sorularımıza verdiği cevaplara gelecek olursak, hiç kuşkusuz Amerika'ya yönelik eleştirel dil daha ilk soruya verilen cevapla kendisini belli etti. Arka arkaya şu soruları yöneltti. Amerika 20 yıl önce Afganistan'a niçin girdi? Afganistan'da ne işi vardı ve şimdi de Afganistan'dan niye çıkıyor? Cumhurbaşkanı, New York programında demeç verdiği CBS televizyonunda da bu eleştirilerini gündeme getirmişti. Bize daha fazlasını da söyledi. 2 NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil dedi. Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda, Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Ben Oğul Bush'la iyi çalıştım, Sayın Obama'yla iyi çalıştım, Sayın Trump'la iyi çalıştım ama Sayın Biden'la iyi başladık diyemem dedi. F-35'lerin geri ödenmeyen paralarını hatırlattı. S-400 işi bitmiştir diyerek bu konuda geri adım atılmayacağını tekrarladı. Devamında İdlib üzerinden Rusya ile ilişkiler ve 29 Eylül'deki Soçi zirvesiyle ilgili bir soru gelince bilinçli olduğunu düşündürtecek şekilde kıyaslı konuştu. Rusya ile ilişkilerde şu ana kadar herhangi bir yanlışlık görmedik dedi. Daha önemlisi 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmenin önemine değinen güçlü ifadeler kullandı. Bu görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerine dair önemli bir karara varılacağını dile getirdi. Erdoğan'ın Amerika ile ilgili sözleri, Rusya ile ilgili sözleri hiç kuşkusuz bir diğeriyle ilişkili sözlerdi. Bu durumu New York'ta Biden'la bir randevu olmamasına bağlayanlar var. Ama benim edindiğim intiba öyle değil. Bilgi değil ama izlenim olarak ifade edebilirim. Amerika'nın S-400'ler üzerinden Türkiye'yi yeni bir formüle zorladığı, Erdoğan'ın da bu durumdan rahatsız olduğu ve rahatsızlığını bu şekilde dışa vurduğu yönünde bir izlenim bu. Mehmet Acet, Yeni Şafak. Nedret Ersanel, Melodiyi duyuyor musunuz? Önce şöyle dedi: Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıklı bir sürecin işlediğini söyleyemem. İki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil. 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Oğul Bush'la çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump'la iyi çalıştım ama Sayın Biden'la iyi başladık diyemem. Sonra da şöyle dedi: Türkiye ve Rusya bölgede iki önemli ülke, ifade etmem lazım. Biz Rusya ile ilişkilerde şu ana kadar herhangi bir yanlış görmedik. Suriye'deki gelişmeleri daha iyi konuma getirme noktasında zaman zaman bazı sıkıntılar yaşamıyor değiliz ama bunları telafi edebiliyoruz. Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok daha güçlü bir döneme girmiş olacağız. Aynı konuşma içindeki bu iki başlık arasında bir melodi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısı vesilesiyle yaptığı Amerika gezisinin bütününe hakim olan dil zaten Amerika ve Batı eleştirisi taşıyor. Hem küçük hem büyük haritada sorunlar görüyor Ankara ve bunları zirve zamanlamasına getirilen Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada nihayet ziyaretin son günü yaptığı açıklamalarda izleyebilirsiniz. Peşine söylendi ama öncelik Amerika'nındır. BMGK'daki veto yetkisini alın elinden dendi. Afganistan'ın sorumlusu ve bedelini ödemesi gereken fail olarak Amerika'yı görüyor Türkiye. Amerika benden sonrası tufan dediyse aynı şeyi ona da söylerler dendi. Türkiye F-35'ler ve S-400'ler konusunda haksızlığa uğradığını, hakkı yiyenin de Amerika olduğunu düşünüyor. Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor dendi. Daha sahip olur. Hasılı Türkiye'nin Amerika'yı nasıl gördüğü ortada. Ama şu da belli, Biden yönetimiyle geçen sürede taraflar iyice bükülen ilişkiler kırılsın istemedi. Ama bölge ve dünya konjonktürü öyle esiyor ve iki ülke arasında öyle konular var ki ancak bu kadar tutulabiliyor. Kötüleşebilir, iyileşemez demektir. Binlerce tır silah, mühimmat terör örgütlerine verildi. Şimdi aynı durum Biden döneminde de var. Biden terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı, bunu seyredecek değiliz. Bu açıklamaların muhatabı Biden. Ama sadece Amerika değil, 29 Eylül'e günler kala Putin'e de söyleniyor. Melodi burada. Sadece İdlib'i içeren bir görüşme olmayacak. Aynı zamanda Türkiye-Rusya ilişkilerini ve Suriye'deki durumu masaya yatıracağız. Suriye'de nereye geldiğimizi, bundan sonra nereye geleceğimizi de konuşacağız. Kimseyi üçüncü bir şahıs olarak yanımıza almadan bu görüşmeyi yaparken, orada tabii Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir karara da varacağız. Bu birkaç satır oku bitmez açıklamalardır. Zirvenin sıra dışı olacağına ilişkin benzer ifadeler Rusya tarafından da dillendirildi. Kremlin ikili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak, bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var. Amerika'ya gidilirken Suriye'de İdlib merkezli bir gerilim yükselmeye başlamıştı. Türkiye'nin bölgeye yüklü takviyeler yaptığı, Rusya ve Şam yönetiminin tehlikeli tacizlerde bulunduğu nihayetinde buradan çıkına varacak bir finalin yaklaştığı 29 Eylül'ün o tarih olduğu söyleniyordu. Esad'ın Moskova ziyaretinde Putin'in Birleşmiş Milletler kararı veya Şam'ın daveti olmaksızın Suriye'de bulunan yabancı güçler ülkedeki birliğin sağlanmasını engelliyor sözleri de buna yontulmuştu. Melodinin kimi notaları Rusya'ya gidilirken Amerika'dan bir takım işaretler beklendiği ama alınamadığı yönünde. Melodinin zıt tonları ise Türkiye'nin Amerika'ya yönelttiği eleştirilerin bu ülkeyle olan ilişkilere genel yaklaşımın parçası olduğu, Putin'e de buradan mesajlar verildiği ama iki gücü tokuşturmak anlamında olmadığını vurguluyor. Nitekim Amerika'da Türkiye'nin Kırım'a yönelik açıklamaları oldu ve bu konuda hassasiyeti bilinen Moskova'dan sadece üzüldük açıklaması geldi. Yani Ankara ve Moskova zirve öncesi kriz, gerilim istemedi. Kimseyi üçüncü bir şahıs olarak yanımıza almadan ifadesi kritik bir vurgu. Zirvenin platformu Soçi düşünüldüğünde önce İran akla geliyor, Suriye'de Tahran'dan rahatsızlık duyulduğu yeni bilgi değil. Keza bir seri ikircikli ilişki de bu akıl yürütmeye eklenebilir. Rusya-İsrail ilişkisi, Rusya ve Çin'in İran'ı Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye yapmaları, Afganistan süreci ve bağlantılı haritaları, Azerbaycan-Ermenistan'dan gelen sinyaller ve altılı ittifak konuları, İngiltere'nin yine herkese parmak ısırtan başrol performansı, nihayet Amerika'nın Irak ve Suriye'den çekileceğine ilişkin bilgiler buluşmanın üst yapısını oluşturuyor. Ama tepe noktası Suriye değil. Ana konu bu ama zirvesi Türkiye-Rusya ilişkilerinin formu. Bu form her neyse Afganistan'dan başlayarak hatta Sayın Doçent Fahri Erenel'in deyişiyle Çin'in güvenliği İdlib'den başlıyor da yaslanarak Akdeniz'e kadar varan çizgide, Doğu'nun Kafkasya, Orta ve Batı Asya haritalarını Washington'ın yarattığı boşluğa düşmeden nasıl dolduracağı, yöneteceği ile ilgili. Erdoğan-Putin zirvesini önemli yapan bu. Resmi açıklamalara muhtemelen hiç yansımayacak bu form, elbette Suriye'de tarafları zorlayacak bir karar eşiğine gelindiği gerçeğini değiştirmiyor. Değiştirmiyor ama tıpkı Afganistan'da Çin ve Rusya'nın savaşa kadar yürüyebilecek birçok krizde Rusya ve Türkiye'nin yaptığı gibi bu sefer de yönetilebilirse. Melodinin senfoni olduğunu anlayacağız. Nedret Ersanel, Yeni Şafak.